Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni iki çocuk annesi Fatma Kayıkçı'yı ve Ankara'da 16 Eylül 2013'te o dönem tüm general olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elen Aratçıkova'yı öldürdüğü iddia edilen Filiz'in Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Emniyetten zırhlı araçla çıkarılan Filiz, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan Atalay Filiz'in Fransa'daki okuduğu üniversiteyi bitiremediği, bu nedenle 2011 yılında İstanbul'a geldiği öğrenildi. Ailesine okulu bitirdiğini söyleyen Filiz'in doktora bahanesiyle Ankara'ya yerleştiği ve 2013 yılında Demir Arslan ve Ratçikova'yı öldürdüğü belirtildi. İfadesinde Göktuğ Demir Arslan ve kız arkadaşı Ratçikova'yı öldürdüğünü kabul ettiği iddia edilen Filiz'in Göktuğ ve Elena Olga'nın kaybolmasından sürekli beni sorumlu tuttular. Kızı öldürdün mü yoksa diyerek üstüme çok yüklendiler. Ben de daha fazla dayanamayarak bu cinayetleri işledim dediği kaydedildi. Polisteki ifadesinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı kimliğini deşifre ettiğini tahmin ettiği için öldürdüğünü söyleyen Atalay Filiz, başlarda bir sorun yoktu. Kimse benim kimliğimden şüphelenmemişti. Ancak cinayetten birkaç gün önce Fatma Kayıkçı bana arkadan Atalay diye seslendi. Bunu duyunca şok oldum. Ancak o an bozuntuya vermedim. Durumu geçiştirdim. Daha sonra oturduğumuz boş daireye bazen eşya koymak için girdiğinde eşyalarımı karıştırarak kimliğimi öğrenmiş olma ihtimali aklıma geldi. Beni yakalatmaması için onu ortadan kaldırmaya karar verdim dediği öğrenildi. Filiz'in cinayetten sonra Kaynarca'ya, daha sonra Gebze Otogar'dan Adapazarı'na gittiği, burada bir gün sahte kimlikte otelde kaldığı, ertesi gün otobüste Buca'ya geçtiği belirtildi. Filiz'in emniyetteki ifadesinde, Buca'daki internet kafeden ev araştırıp 50 liraya öğrenci evi buldum. Salı günü öğrenciler diğer odadayken tüm televizyonlarda kendimi gördüm. Bunun üzerine oradan çıkıp Gümüldere'ye geçtim. Oradaki göletin orada yaklaşık bir hafta kaldım. Böceklerin ısırmasından sonra rahatsız oldum ve Menderes'e gitmeye karar verdim. Bindiğim minibüste bir kişi bana bakarak telefonla konuşunca başka bir minibüse bindim ve polisler beni yakaladı dediği belirtildi. Arkadaş bindi, tanıdım zaten, ikinci biniş oldu. Polisi selektör etti. Peşime düştü, yakaladılar. Şüphelinin üzerinden çıkan paraları çalışarak kazandığını söylediği, kayıkçıyı öldürdüğü bıçağın kendisinde olmadığını, sadece kılıfının kendisinde kaldığını belirttiği öğrenildi. Ayrıca şüphelinin televizyonlarda kendisini 3 valizde gördüğü için valiz sayısını 1'e indirdiği, diğer valizleri ve kullanmadığı eşyaları Buca'da attığı belirtildi. Filiz'in emniyetteki sorgusunun ardından ailesiyle görüşmek istemediğini söylediği bildirildi. Kartal Adliyesi'ne getirilen Filiz ilk olarak savcıya ifade verdi. Atalay Filiz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 kişinin katili Filiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.